Merhaba, bugün konumuz lazer epilasyon. Avantajı, dezavantajı, benim tecrübem nasıldı, nelere dikkat etmek gerekiyor, türleri neler, hepsine değineceğim. Her zaman olduğu gibi notlarımı çıkardım. Önceki videolarda böyle uzun yıllar lazere gittiğimden bahsedince meğersem bu kanayan yaramızmış. Gelen yorumlardan sizden öyle anladım. Kıl tüy uygulamaları hepimizin ortak problemi. O yüzden birçok kadına hitap edeceğini düşünüyorum. Lazer epilasyon konusunu bugün bir masaya yatıralım. Belki hani sizin karar verme sürecinizi kolaylaştırır. Şimdi ben kendi tecrübemi anlatacağım. Ondan sonra biraz daha profesyonel bilgi, hani birkaç tip lazer türü var çünkü. Hangisi size uygun, hangisi değil. Ben ikisine de gittim. Birinden memnun kaldım, birinden hiç memnun kalmadım. Ondan da bahsedeceğim ama öncesinde benim tecrübem nasıldı? Biraz öyle bir giriş yapalım. Ben lazere nasıl karar verdim, nasıl bir ihtiyacım, problemim vardı? Her şeyi açık açık anlatacağım. Kimi kadınların koltuk altı, hangi işlemi yaptırırsa yaptırsın, ağdası, jilleti, epilasyon aleti böyle kara leke olur. Benim de öyleydi. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil ama eskiden vardı ve hijyenime çok dikkat etmeme rağmen o leke hayatta geçmiyordu. Ya önceki yaşlarda benim bilinçsizce yaptığım ağdadan, neden bilmiyorum. Ben lazer epilasyonu ilk yaptıralı 8-9 sene olmuş, az zaman değil. O zaman bu kadar çok merkez yoktu, bu kadar güzellik salonlarında aletler vesaire bu kadar yaygın değildi. Gene kullanan bir kesim vardı, giden bir kesim vardı ama bu kadar yaygın olduğunu hatırlamıyorum ben. O yüzden farklı yerleri araştırdım. O dönem Anadolu yakasında ailemle oturduğum için hani en yakın Bağdat Caddesi'nde birkaç yeri böyle telefonla fiyat aldım vesaire. Sonra güvenilir bir yer buldum. İlk önce tabii böyle yan etkileri var mı yok mu çok tartışılıyordu o dönem. Ben koltuk altım problemi olduğu için ilk önce sadece koltuk altına gittim. O zamanın parasıyla da 20 TL 17 TL gibi bir şeydi. Hatta nakit öderseniz daha ucuz, kredi kartıyla öderseniz daha yüksek. Sponsorlu falan değil. Bilgilerini açıklamaya eklerim. Bu videoyu çekeceğimden dahi haberleri yok. Hatta son 3-4 senedir oraya gitmedim bile. Ama vücudumda o seansların olumlu etkisini hissettiğim için hani rahat rahat önerebileceğim bir yer. Tabii böyle bir problemim olunca hiç diğer taraflara girişmeden sadece koltuk altı için gittim. Şimdi iki tip lazer var. Genelde çok yaygın olarak konuşulan. Bir buz lazer, böyle ütüleme tekniği denilen lazer. Diğeri de Alexandra, Alexandrate diye geçen. Benim gidip memnun kaldığım Alexandrate'ti bu arada. Tabanca şeklinde. İlk gidiyorsunuz. Sonraki seanslardan öğrendiğim ve refleks olan artık. Tüylerinizi almazsanız orada jiletliyorlar. Ama onu çok tercih etmiyorlar. 3-4 gün önceden jiletlerseniz hafif başları çıkmış olursa tabancayla hani nişan alıp attığı için oralara kıl köklerine işlem yaptığı için hafif böyle kılın ucunun gözükmesi işlemin verimliliği açısından daha iyi olduğu söylenmişti. İlk gidiyorsunuz öncelikle ten renginizi ölçüyorlar bu Alexandrate'te. Bronz tene yapılmıyor. Yaptırdıktan sonra da bir ay güneşe çıkmamanız gerekiyor. Koyu renk ciltlerde işe yaramıyor. Ten renginizin açık, kıl renginizin de koyu olması gerekiyor. Lazerin mantığı şu. Melanin pigmenti kıllarımıza bu rengi veren o pigment. Nişan aldığında koyu tonun nişanı alıyor. Böylelikle kıl kökünü öldürüyor. O yüzden bronz olmamanız gerekiyor ki kılları iyi görsün, kıl kökünü iyi yakabilsin, cildinizi yakmasın. Alexandrate'in hani çalışma mantalitesi bana anlatılan o şekildeydi. Videoyu çekmeden önce de gene biraz baktım. Kılların böyle evreleri vardır. Belki biyoloji derslerinden hatırlarsınız. İşte kıl kökü oluşumu bilmem ne bilmem ne 3 haftada şu kadar, 4 haftada şu kadar, 6 haftada işte olgun şeye geliyor vesaire diye vücut kıllarıyla ilgili. Bütün kılların aynı evrede olması sizin için avantaj olur. Hepsi gelişimini tamamlamış evrede ise daha iyi sonuç alırsınız. O yüzden seansa gitmeden önce 6 hafta kadar kıl kökünden işlem yapmamanız gerekir. Jilete alışma sebebim de odur. 6 hafta önceden kılları almamanız gerekiyor kökünden. Sonrasında kontrol seansı var. Gene kökten bir şey almıyorsunuz. O jilet kullanma şeyi öyle oturmuştu bende. Neyse ilk 3-4 seans koltuk altına çok düzenli gittim. Ondan sonra baktım ay ne güzel kıllar yarıdan azalmış. Biraz daha saklamaya başladım. Toplamda
4-5 sene içinde 6 kere koltuk altıma lazer epilasyon yaptırdım. Şu anda üstünden bakın kaç sene geçmiş. O kadar zaman geçmesine rağmen ve bu süreç içinde hep jilet kullanmama rağmen koltuk altlarımda toplamda 10 kıl falan çıkıyor. Koltuk altına 3 seans gittim. Aa baktım tüyler yarıya indi. Bu dediğim bir sene içinde oluyor. E tamam dedim o zaman ben bikini bölgesine de gideyim. Hiç öyle uğraşmayayım, sivilcesiydi, kıl dönüğüydü vesaire. O aralar da temiz olsun. Ondan sonra hem kol için hem bikini için bu sefer öyle gitmeye başladım. Benim en çok acıyan bölgem bikini bölgem olmuştu. Bunun için isterseniz hani uyuşturucu kremler var. Gitmeden yarım saat, bir saat önce onu sürerseniz acıyı biraz daha az hissedebilirsiniz. Ve ben dışarıda da böyle ağdaya hiç gitmedim. Hep evde kendim hallediyordum. E tabii böyle ameliyat masası gibi şeyin üstünde değişik pozisyonlarda olmak hani uygulayan kadınsa bile gene bana bir garip gelmişti. Çünkü bir yandan evet ateş ediyor, bir yandan da böyle soğuk hava üflüyor. Değişik hissiyatlar. İşe yarıyor mu? Kesinlikle işe yarıyor ama bayağı canım acımıştı. İşlem tamamlandıktan sonra da Bepanten sürüyorlar. Siz evde 3-4 gün daha Bepanten sürmeye devam ediyorsunuz. Hani bende bir yanık olmadı ama onun acısını işlem yapılırken ki acısını da hatırlıyorum. Koltuk altına dediğim gibi 6 kere gitmişimdir o kadar sene içinde. Genital bölgeye de toplamda 4 ya da 5 kere gittim. Şu anda tamamen sıfır. Ay bu bilgilere ihtiyacınız yok. Tamamen sıfır değil ama %60'ı 70'i bitmiş durumda ve dediğim gibi ben de 4-5 senedir tekrar gitmedim. Bunların hepsi memnun olduğum yerde oluyor. Burada bir paket, bitiş garantili paket yoktu. Gidiyorsunuz, seans ücreti ödüyorsunuz. Seanstan sonra büyük bölgeler için işte bir de kontrol seansı oluyor. Kılların hepsinin aynı evrede olması gerekiyor dedik ya. O kontrol seanslarında da aynı evrede olmayan sonradan çıkan kıllara nişan alınarak temizleniyor. Bu gittiğim yerde sadece lazer epilasyon yapıyor. Böyle 5-6 tane oda var. Başka hiçbir güzellik uygulaması vesaire yapılmıyor. Sadece lazer epilasyonu olduğu için ve doktorlar vesaire yaptığı için benim hoşuma gitti. Daha steril ve daha profesyonel geldi. Bir güzellik salonunda lazer epilasyon yaptırmaktansa hani sadece buna odaklanmış bir yerde yaptırmak bana güven verdiği için burayı tercih etmiştim. Tabii seans gittiğiniz zaman fiyat daha yüksek oluyordu. Neyse gene cadde tarafında dolanıyorum. Görece bildik bir yer, bir güzellik salonu böyle insert dağıtıyordu. İşte şu kadar liraya tamamen bitiş garantili lazer epilasyon şeyi diye. Oradan çok memnun kaldım ya, baktım fiyatı çok uygun geldi. Tamam bitene kadar garantiyse bunu deneyeyim diye. Bu bulduğum yer, kimi yerde ütü deniyor, kimi yerde buz lazer deniyor. Bayağı bildiğiniz ütü gibi böyle bir şeyi var, mekanizma var. Bunu bölge bölge vücudunuzda gezdiriyor. Tamamen paketin tüm parasını ödedim. İlk bir kere yaptırdım. Hadi dedim belki ilk seans vesaire yani ondan işe yaramamıştır. İkincide de kıllarda hiçbir değişim yok. Evet hani görece süresi daha uzun oluyor ama kıllarımda işe yaramadı. Yani azalma %5 bile değil. Ben öbür seansta her seansta bir %10, %15 gittiğini gözümle görürken kıllarda hiçbir azalma diye bir şey söz konusu değil. Bir de şöyle bir şey oldu. Benim vücudumda çok çil var. Buz lazerde bir baktım kahverengi olan çiller koyulaşmaya başladı. Sonra üstü döküldü vesaire. Meğerse benzer aleti böyle bend izlerinde de lazer olarak kullanıyorlarmış vesaire. Ben şey paniğimi hatırlıyorum. Böyle bacaklarımı açtım. Bacaklarımda siyah siyah lekeler var. Kıllarım azalmamış. Aa ne oluyorum ben diye gittim kliniğe. Böyle böyle ben memnun değilim. İadesini talep ediyorum paramın diye. İlk iki seansı vesaire düştüler. Sonra paramı geri almıştım. Bir daha da oraya gitmedim. Düşünsenize kıyafetinizi çıkarıyorsunuz iki gün sonra. Normal kahverengi, güneş çili vesaire gibi gözükenler siyah leke şeklinde gözüküyor. Daha geniş gözüküyor. Sonra o zaman içinde döküldü o çiller benler. Ama o ben bu konuda uyarılmadım. Uyarılsam problem yok. Uyarılmadım. Ne o zaman şey demişlerdi işte biz çillerin benlerin lazerle alınmasında da bu aleti kullanıyoruz vesaire diye ama bunu bana söylemeniz lazım. Bu söylememeniz profesyonel bir şey değil.
Neyse, zaten kıllarımı da bitirmiyordu. Bana çok profesyonel gelmediler. Oradan paramı aldım gene. Buz lazerinde internetten bakınca aslında neden memnun kalmadım biraz daha pekişti kafamda. Buz lazerde bronz cilde de işlem yapılabiliyormuş. Ve bir hafta sonra güneşe tekrar çıkabiliyormuşsunuz. Güç olarak Alexandrite kadar güçlü değil ama bronz tenlere de işlem yapılabiliyormuş. Siz değerlendirin. Koyu esmerseniz zaten buz lazerden başka şansınız kalmıyor. Bir de son zamanlarda en çok duyduğum Q-Switch diye yüz sarı tüylere yapılan bir lazer türü var. Ama bu son 3-5 senedir duyduğum bir lazer türü. Ona gitmeyi düşünebilirim. Çünkü yüzümdeki tüyleri vesaire de almıyorum ben. Zaman zaman sarartıyorum. Favorilere vesaire güzel olabilir. Onu da denedikçe sizle paylaşırım. Bu kış gitmeyi planlıyorum. Toparlamak gerekirse koltuk altına 6 seans, bikini bölgesine 4 seans, bacaklara da 2 seans gittim. Bölge bölge gitme yoğunluğuma göre minimum %40-50 azalma yaşadım. Benim memnun kaldığım ve ten renginiz bana yakınsa, hani ben esmer diye geçiyorum ama aslında kumralım, ten rengim çok çok koyu değil. Evet, kolay bronzlaşabiliyorum ama esmer tenli biri değilim. Kıllarımda çıkan kahverengi, koyu kahve olduğu için bana en iyi gelen çözüm Alexandrite oldu. Hamilelikte yapılabiliyor mu? İlk 3 ay benim gittiğim kliniğin web sitesinde ilk 3 ay yapılmadığı yazmış. Kıllar geriye dönüş yapıyor mu? En çok merak edilenlerden biri bu sanırım. Ben de dediğim gibi geriye dönüş olmadı. Ama kadınların en çok hormonal değişiklik yaşadığı ergenlik, hamilelik ve menopoz. Belki o dönemlere girseydim kıllarda geri gelme durumu olabilirdi. Ama ben de geri gelmedi. Bunu da en iyi koltuk altından anlıyorum. Hala daha işte bir ayda, bir buçuk ayda bir 8-10 tüy kıl çıkıyorsa benim için kafidir. Hani en çok orası bittiği için artış olsaydı en iyi oradan takip ederdim. Bütçe olarak ucuz mu? Ucuz değil. Ama çok uzun yıllar kafanızdan o detayı atması, bir de şeyi hesaplayın. Hani her ay ağda yapıyorsanız, her ay bunun bir masrafı var. Her ay dışarıda ağdaya gidiyorsanız bunun bir masrafı var. Epilasyon aleti alıyorsanız kıllar azalmıyor evde ve siz sürekli bir yere giderken ay kılımı almam lazım ya da evliyseniz, sevgiliniz varsa vesaire sürekli bir kafanızda kıl şeyi dönüyor. Hazır değilim, hazırlanmam lazım düşüncesi dönüyor. Lazer bunlardan sizi kurtarıyor, libere ediyor. Aklınıza gelmiyor. Müthiş bir rahatlık. Benim tavsiyem başta küçük başlayın. Tek bir yerinize yaptırıp bakın, paranızın karşılığını alıyor musunuz? Seanstan memnun kalıyor musunuz? Ondan sonra tüm vücut girişin. Ev tipi lazerlerden de bahsedeyim. Gerçi önceki videoda bahsetmiştim ama ev tipi lazerle dışarıda klinikte uyguladığınız lazer aynı işi yapıyormuş gibi gözükse de aynı teknoloji, aynı dalga boyunda değil. Dışarıdaki lazer kıl kökünü öldürüyor, ev tipi lazer kıl kökünü uyutuyor. Zaten hani kıllarınızı bitirme vaadiyle ev tipi lazerler satılmıyor. Ha, bir ayda çıkacaksa kimi zaman 2,5 ayda çıkıyor ama gene çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Ev tipi lazeri kullanıyor musun? Kullanıyorum. Yaz aylarında çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben çok kıllı olmamama rağmen mesela bacaklarım çok hızlı uzuyor. Vücudumun hiçbir yerindeki kıl öyle hızlı uzamıyor ama bacaklarım, yani 2 günde bir jilet yapsam böyle, hani bir de elimin ipek gibi kaymasını seviyorum ben. 2 günde bir jilet yapsam 2 günde bir kesecek bir şey buluyorum. O durumlarda özellikle yaz aylarında biraz daha geç çıkmasını sağlamak amacıyla ev tipi lazeri kullanıyorum. Ama amacınızın ne olduğunu bilerek alın. Güncel fiyatlarına baktım. Onlar da 3500 civarına gelmiş. Az buz para değil şimdi. 3500 ile en azından 4-5 seans geniş bölgelere lazere gidebilirsiniz. Siz değerlendirin. 4-5 seansla vücudunuzdaki kılların %50'sinden kurtulacaksanız tartışmasız klinikte lazere gitmek. Hani o matematiği yapın. Tekrar söylüyorum. Bence ufak bir bölgeden başlayın. Memnun kalırsanız finansal olarak daha büyük tarafa girişin. Benim tecrübelerim böyleydi. Lazer epilasyonun arkasındayım. Seviyorum. Lazer epilasyonla ilgili hiç mi negatif bir şey yok? Her şey mi pozitif? Benim başıma gelmedi ama birkaç arkadaşımdan bunu duydum. Lazer epilasyondan sonra koltuk altı bölgesinde
daha çok terlemeye başladığını söyleyen kadın arkadaşlarım oldu. Ben o kadar memnun kaldım ki, hatta yani memnuniyet derecem şöyle, o kadar reklamını yapmışım ki babamla bir tatile gidecektik. Babamı da aldım götürdüm. O da birkaç işlem yaptırdı, lazer, epilasyon. O da çok memnun kaldı ve 2-3 kere gitti ve yetti. O kadar söyleyeyim yani eve gelip öyle ay çok güzel oldu falan diye öyle reklamını yapmışım ki kendi babamı götürdüm. Acı var mı? Biraz acıyor. Özellikle bikini bölgesi çok acıdı. Hani ve canım tatlı değildir. Bakın ben ameliyat geçirdim, estetik ameliyatı yaptırdım vesaire. Gayet iyi dayanırım yani. Güzellik için anneannemin sözü vardı, bin kasap bin güzellik diye dayanırım. Ama bikini bölgesi acıyor. Hafif acıyor. Bacakta da kemikli bölgeler daha çok acıyor. Diz kapağı çevresi, ayak bileği çevresi daha çok acıdığını hatırlıyorum. Tekrar gidecek miyim? Gitmeyi planlıyorum. Bu kış için tekrar düşünüyorum. Aslında geçen kış gidecektim, zamanım olmadı. Bu kış için tekrar bir bikini ve bacak seansına gitmeyi düşünüyorum. Benim dediğim gibi hayatımı kolaylaştıran bir yöntem oldu. Ama şeyler çok öznel. Cilt tipiniz, cilt renginiz, kıl yapınız, kıl renginiz çok çok önemli. Güneşe çıkıp çıkmamanız çok çok önemli. Biraz bunları değerlendirerek lazere gitmek sizin için faydalı olacak mı? Hangi tipe gitmem gerekiyor diye düşünerek karar verin. Bir de böyle paket anlaşmaları yapmadan önce eğer böyle elinize sözleşme vermiyorlarsa da sizden nakit para almayı biliyorlar. Bir kağıda şirket kaşesiyle, imzasıyla şu şu parayı aldım, carttır, cürttür sözleşmenizi talep edin. Bir şey olduğu zaman muhatap deliliniz yok elinizde eğer nakit ödüyorsanız. O da aklınızda bulunsun. Bunları duydum çünkü çok arkadaş çevremden. Şey güzel bir şey, havuza giderken, tatile giderken ya da kısa bir şey giyeceğiniz zaman hiç kıl tüyü şeyini düşünmemek, kıl dönüğüyle vesaire uğraşmamak çok güzel bir şey. Gidin koşun yaptırın diyeceğim bir şey değil ama benim hayatımı kolaylaştırdı mı? Kesinlikle kolaylaştırdı. Çok memnun kaldım. Dediğim gibi bu ütü lazerden değil, Alexander Aid'den memnun kaldım. Benim lazer epilasyonuna ilgili tecrübelerim bu şekilde. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlara da video isteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.